Yakup Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arıtsan Çevre Laboratuvarı olarak sunduğunuz hizmetlere değinmeden önce değerli izleyicilerimize çevre mühendisi olarak sizleri tanıtarak röportajımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yakup Ayvenli kimdir? Sektöre giriş hikayenizden, kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Yakup Ayvenli 1972 yılında şu anda olduğumuz mahallede doğmuş birisidir. Hı hı. 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü 95 yılında bitirdim. 96 yılında devlette çalışmaya başladım. Çevre Şehircilik Müdürlükleri şu andaki ismiyle, daha önce Çevre Müdürlüğü'ydü direkt olarak. Denizli'de başladım. Sonra Kocaeli'ye geldim. 2000'li yılları geçtikten sonra bu çevre laboratuvarları oluşmaya başlamıştı. Doğal olarak tabii işin içinde olduğunuzda piyasa şartlarının yönlenmesini görüyorsunuz. Ve tabii bu arada da işin biraz tecrübelisi olmuştuk artık. Doğal olarak bizi bu yöne şartlar sürükledi diyelim. Ve 2005 yılında da Arıtsan Çevre Laboratuvarı'nı kurduk. O günden bugüne de devam ediyoruz. Arıtsan Çevre Laboratuvarı olarak sunduğunuz hizmetleri de konuşmak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Kısacası aslında çevreye dair her türlü analiz hizmeti bu. Atık kısmı ama çevrenin kullanma yönü var, temiz su kalitesi var, işte daha farklı bölümleri de var. Ama biz tamamen atığa yönelik analiz hizmetleri veriyoruz. Bunların başında fabrikaların üretiminden kaynaklanan işte gaz atıkların ölçülmesi, ondan sonra atık suların analiz edilmesi, katı atıkların, atık yağların, gürültünün, iş hijyeninin, yani sanayi üretimiyle insan sağlığına etki edecek her türlü atığın analizi bu laboratuvarda yapılmaktadır. Aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Özellikle sanayinin kalbi olan Kocaeli'nde bu işi sürdürüyorsunuz. Lokasyon ve konum bilgisi de verelim. Çünkü sanayinin dediğim gibi Kocaeli'nin aslında en önemli noktalarından biri. Baş iskeledesiniz. Evet. Kaç metrekarelik alanda ve kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Laboratuvarımız 1200 metrekareden oluşuyor. 30 tane personelimiz var. Bunların hemen hemen hepsi kalifiye elemandır. Üniversite lisans ve ön lisans mezunu arkadaşlara çalışıyoruz. En çok çevre mühendisi bulunur bünyemizde. İkinci sırada kimyager arkadaşlar. Sonra meslekle bağlantılı olan yüksekokul mezunu arkadaşlarla çalışıyoruz. Tabii işin başında siz varsınız çevre mühendisi olarak. İyi bir kadro ve iyi bir ekiple de çok önemli dediğim gibi sektörel faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bu anlamda ben başarı öykünüzü de sormak istiyorum. Özellikle Arıtsan Çevre Laboratuvarı olarak sektördeki başarı hikayeniz nedir? Şimdi Arıtsan Çevre Laboratuvarı aslında öncü laboratuvarlardan bir tanesidir. Daha emisyon, işte atık analizi kavramı doğduğundan beri bu sektörde var olan bir laboratuvar. İlk 10, yani Kocaeli'deki en büyük ilk 10 laboratuvardan bir tanesi aynı zamanda. Bir de ilk kurulanlar arasındasınız. Evet, ilk 10 kurulan laboratuvardan bir tanesiyiz ve şu anda kurulup da yaşayan en eski 5. laboratuvarız biz. Zamanla bazı arkadaşlar devam edemedi bu sektöre. Ama biz, yani başka bir iş kolumuz yok. O yüzden direkt uzmanlık alanınız zaten bu. Evet, yani mesleğimi yapan belki çok az kişiden de birisi olabilirim. Yani çevre mühendisiyim ve çevre mühendisliğinin tam anlamıyla karşılığını yapıyorum ben şu anda. O açıdan da aslında işimden de çok memnunum yani. Peki, başarılarınız daim olsun diyorum. Hitap ettiğiniz sektörler açısından da talepler daha çok nereden geliyor? Nerelere kadar hizmet götürebiliyoruz? Kocaeli, Başiskele başta olmak üzere hangi noktalara kadar ulaşım sağlayabiliyorsunuz? Şimdi bizim için ülke sınırı diye bir kavram yok. En son Elazığ'da iş yaptık yani. Tabii ki çok uzak yerlerde çalışmak istemiyoruz ama bazı parametreler var. Türkiye'de çok az laboratuvarda olduğundan dolayı iş fark etmez. İsterse Şırnak'ta olsun gidip yapmak zorundasınız yani. Böyle de bir zorunluluğumuz da var. Çünkü daha önce bahsetmiştim belki ama bu röportaj ortamında yok henüz. Kapsam alındıktan sonra bazı kapsamları her laboratuvar almıyor veya alamıyor. O yüzden Türkiye sınırı diye bir kavram kalmıyor. Yani Trabzon'a da gidiyoruz, işte Elazığ'a da gidiyoruz, Adana'ya gidiyoruz. Yani Türkiye'nin her yeri bizim... Aslında ihtiyaç duyulan her alana gitmeye çalışıyorsunuz elinizden geldiği kadar. Hem çalışıyoruz hem de bazısında da zorunluyuz. Yoksa tabii ki biz Kocaeli'de
full çalışmak isteriz. Çünkü bugün ulaşım maliyetleri her şey biliyorsunuz ciddi artık etki ediyor işlerinize. Aslında o konuya da gelmek istiyorum. Sektörünüzün en büyük sıkıntısı nedir sizce? Birincisi personel. Sektörümüzdeki en büyük şey personel. Çünkü biz böyle işte üniversiteden mezun olmuş bir kişiyi alıp direkt çalıştırma şansımız yok. Belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Oryantasyon süreci oluyor. Bize bugün başlayan birisi en erken 6 ay sonra yetkili olarak sahaya çıkıp çalışabilir. Hı hı. O yüzden birincisi personel. İkincisi ise cihaz ekipman tedariği, bakımı, onarımı, kalibrasyonu. Daha önce aldığımız cihazları bugün almaya bile teşebbüs edemeyebiliriz. Yani o kadar etkili döviz kuru. Çünkü yerli üretim kullandığımız bir cihazımız yok. En basiti yanma gazı ölçümü dediğimiz baca gazı, duman gördüğümüz o dumanı ölçerken kullanılan yanma gazı cihazı bile şu anda Türkiye'de hiçbir şeyi üretilmiyor. Tamamen işte Almanya, İtalya, İngiltere, Amerika bu tür ülkelerden geliyor. Dolayısıyla bu da şu an içinde bulunduğumuz şartları ve konumu düşünürsek dediğiniz gibi biraz zorluyor olabilir. Evet, yani bizi evet çok ciddi oranda zorluyor. Kullandığımız sarf malzemeler, kimyasallar. Yani bir örnek vereyim. 25 gramlık bir şeye 200 euro ücret veriyoruz mesela. Bugün 200 euroyu böldüğünüz zaman yaptığınız analizin bile tek başına şeyini karşılamıyorsunuz bu sefer. Aslında bu kimyasalın anlamda, giderini karşılayamayabiliyorsunuz. Evet, yani ekipman desteği önemli. Sıkıntıların giderilmesini biz de en kısa sürede istiyoruz. Hedefler kısmını soracağım. Çünkü siz vizyonu olan bir kişisiniz Yakup Aybenli olarak. Özellikle bu sektörle ilgili hedefleriniz nedir? Aslında ülkelerin geleceğiyle ilgili direkt bir sektör. Çünkü bizim yaptığımız ölçüm analizlere göre sanayici bir tertibat alabiliyor veya çevrenin korunmasında işte devletlerin yapacağı konulara altlık oluşturuyor. Ve bize göre birçok tesisatta ceza yiyor, yemiyor, çevreyi kirletiyor, kirletmiyor. Buna kendisi de ikna oluyor şeye. O yüzden biz geleceğin mesleği olarak da bakılan bir konu burası. Yurt dışına hiçbir şekilde bağımlı kalmadan tüm analizlerin Türkiye'de yapılabilir olması, artı tek başımıza değil tüm laboratuvarların ortak şekilde kalkınması, gelişmesinin gerektiğini düşünen birisiyim. Ve bu konuda da aslında biraz çalışmam var ekstradan. Çünkü bu laboratuvarların ortak bir derneği var. ÇEVLAB kısa adı. Aynı zamanda o derneğin de başkanıyım ben. Düşüncelerimizi birlikte yapabilirsek anca işe yarayacak. Yoksa tekil yapmamızın da çok fazla bir anlamı yok. O yüzden ülkemiz bu konuda dışa bağımlı kalmadan her türlü analizini kendisi yapan, hatta birçok cihazını da kendisi üretebilen bir ülke, şirket olmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Hedefimiz bu yönde yani. Peki. Buradan son olarak özellikle sanayicilere ve tabii ki çevre konusunda sizler gibi çalışan diğer laboratuvar analiz merkezlerine bir mesajınız olacak mı? Son sözleriniz nedir? Tabii ki. Şimdi çevre, sanayi üretiminden kaynaklanan kirliliği biz tespit eden bir yeriz. Ölçen, raporlayan bir laboratuvarlarız, kurumlarız. Şimdi burada aslında biz direkt vicdana yönelik bir iş de yapıyoruz. Yaptığımız şey tam doğru olmazsa bir tarafın hakkını bir tarafa yedirmiş bile olabiliriz. Çevrenin kirlenmesini önleme konusunda hataya düşmüş olabiliriz veya yanıltıcı bilgi vermiş olabiliriz yapılması gerekenlere. Engel olmuş olabiliriz. O yüzden teknolojinin getirdiği en yeniliklerle birlikte en iyisini yapmamız gerekiyor. Ve sanayicimiz de bizim yaptıklarımıza veya bizim raporladıklarımıza uyarak iş yapması gerekiyor. Evet, bu konuda gerçekten de önemli bir mesajdı. Kesinlikle çevreye asla zarar vermeden ya da en minimumda ne yapılabiliyorsa sizin kontrolünüzde yapılmalı diye düşünüyorum. Ben katkılarınız için ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için size teşekkür ediyorum. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun, teşekkürler.